Efendim haftanın ilk haber kritiğiyle karşınızdayız ve stüdyoda Rahmi Aygün var. Rahmi Aygün de beraber güne ilişkin değerlendirmeleri, öne çıkan başlıkları şöyle bir konuşacağız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim güvenliğiyle ilgili başlattığı bir dizi siyasi partilerle, diğer siyasi partilerle bir teması vardı ki halen devam ediyor o. Oluşturulan heyet siyasi partileri dolaşıyor. Şu anda da Demokrat Parti'deler değil mi? Evet, Demokrat, şu aralar öyle. Demokrat Parti'de şu anda birliktelik devam ediyor. Bunun dışında Afrin'deki gelişmeler var. Hafta sonu yaşanan gelişmeler ve buna bağlı olarak bugün yapılan açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD Büyükelçiliği'nin bir kararı vardı. Sınırlı hizmet vermeyle ilgili bugün. Onun da gerekçesi güvenlik kaygısı ileydi. Bununla ilgili gelişmeler var. Yine Samsun'da 4 IŞİD üyesi yakalandı. Bunların ayrıntılarını yine Rahmi Aygün'den alacağız. Bunun dışında yani memleketin genel hali. Ha bir de şeker fabrikaları var tabii. Genel hali deyince aklıma o geldi. Rant yani genel hali. Ranttan çağrıştı. Bir de şeker fabrikaları var. İsterseniz seçim güvenliği için CHP'nin başlattığı temaslardan biz de öyle bir başlayalım. Sabahtan tamam. Bu tarafa şöyle bir özet yaparsan eğer. İşte partileri dolaşıyor. DSP'ye gitti. Büyük Birlik Partisi'ne gitti. Bağımsız Türkiye Partisi'ne gittiler. Şimdi de Demokrat Parti'de. Bülent Ezcan ve beraberindekiler. Özgür Özel var. Grup Başkan Vekili. Yanında işte bir CHP'li heyet yani. Bugün işte son temas siyasi partilerle Demokrat Parti ile olacak. Yarın sabah Saadet Partisi var saat 10 gibi. Sonra HDP var 11'de. Sonra da Vatan Partisi var saat 15'te. Bir sonraki günde bir ihtimal AKP ile MHP'ye gidecek. İttifak partilerine. Yani 3 gün boyunca bu temas devam edecek. Böyle bir zincir. Ama işte tam da senin dediğin gibi seçim güvenliği başlığında böyle bir platform yaratmaya çalışıyorlar. Ama onun dışında neler konuşuluyor? Tabii heyetler arasında bazı şeyler, ortak açıklama yapılıyor çıkışta. Orada vurgulanan şey. Bu şu ana kadar yapılan açıklamalarda ittifaka dönük bir açıklama yok. Falan var mı? Yani yok. Çünkü öyle bir yansıdı ilk CHP'nin yok, bu özellikle ata. Yok diye açıklama yapıyorlar. Evet. Özellikle ittifak değil sadece ve sadece seçim güvenliği için. Anladım. Eğer ittifak olsaydı DSP'ye kaç milletvekili verdiler diye sormak lazım belki değil mi? Değil mi? Evet, neyse. DSP'de de tuhaf işler oldu şu aralar. İpek Sami Türk görevinden istifa etmişti biliyorsun. Onun yerine parti meclisinden bir atama yapılmış kendi tüzüklerine göre. Ben hatırlamıyorum adını tabii. Hayırlı olsun kendisine. Evet. bakalım, takip ediyoruz. Saatimiz içinde Demokrat Parti ile ilgili, işte şu anda Demokrat Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi, saatimiz içinde eğer bir açıklama olursa değerli izleyenler, oraya da döneceğiz. Bunun da bilgisini şimdilik vermiş olalım. Peki gelelim Afrin'e. Afrin'de ne olup ne bitti bugün? Ya da hafta sonundan başlayarak istersen. Valla etkisiz hale getirilen terör sayısı giderek artıyor. Bir. İkincisi hafta sonundan bu tarafa doğru geldiğimizde bugün de gelen bilgiler Afrin bölgesinden. İşte Cin Deresi'ne dönük bir operasyon başlatıldı. Raco ve Cin Deresi'nin Afrin'le olan bağlantı yollarının kesildiği, Cin Deresi'nde de bir Raco'da olduğu gibi bir şey operasyon olacağı şeklinde. Yani izlenimler bu. Harekatta bu şekilde yönleniyor gibi. Bu arada Esad'dan ilginç bir açıklama var. Afrin'e giren hani bir 40 araçlık konvoy vardı. Sonra bir konvoy daha girdi. Türk topçusu vurdu. Evet. Bizim kuvvetlerimizdi dedi Esad. Yani bu bir meydan okuma olarak da algılanabilir tabii. Ya da başka ama türlü yani ne oldu? Kuvvetlerini gönderdi. Türk topçusu atış yaptı. Bunlar da kaçtı gitti. Yani tamam gönderdi de ne oldu? Şey tanımlama ilginç ama halk kuvvetleri diyor Esad. Yani halk kuvvetleri. İlginç evet o da öyle. Yani bu sürecin birçok muamması var. O da bu olayda muammalar arasında yerini buldu anladığım kadarıyla. Ama Esad'ın şöyle de bir şeyi var açıklamasında. O ilginç bence daha ilginç. Diyor ki bütün bileşenler yabancı kuvvetlere karşı yani işgalci güçlere karşı birlikte olmalıdır ve direnmelidir diyor. Yani bunun içine PKK, PYD'yi, IŞİD'i artık ne eline ne geçersen koy.
Evet, yani aslında yok. Esad'ın terörist olarak nitelediği gruplar değil mi bunlar? Hani diyordu ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesi ve etkisiyle hareket eden Kürt gruplar deyip PYD, PKK'yı, YPG'yi işaret etmemiş miydi? Ayrıca kendi toprakları üzerinde Suriye'nin içinde bir kantonlaşan bir yapıdan da söz ediyoruz. Yani kantonlaşma ne demek? Devlet kurmanın ilk adımı ya da ön adımı demek. İlginç tabii, Esad'ın da bu süreçte savrulduğu bir yer var demek ki. Yani Erdoğan'la ilgili düşmanlık seviyesinde duygu besliyor. Erdoğan da Esad'la ilgili düşmanlık seviyesinde duygu besliyor. Yani, şahıslar üzerinden politika yürütürsen hani ülkeler zarar görür. Kişiselleşti olay. Evet. Çok ilginç bir biçimde. Türkiye'ye karşı terörist dediği unsurların birlikte bileşen diye adlandırarak birlikte karşı koymalarını istiyor. Yani bu da ilginç bir değerlendirme oldu Esad tarafından bakıldığında. Anladım. Şimdi Bekir Bozdağ küme sözlü bir açıklama Bakanlar yapmış. Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Evet, yapmış. Ata bir daha söyler misin? Sen söyle. Harekat alanının yarısı kontrol altına alınmış. Afrin. Afrin bölgesi için söylüyor. Hı. Bunu Afrin bölgesinde harekat alanının yarısı kontrol altına alınmıştır diye bir açıklama geldi Bekir Bozdağ'dan. Biraz sonra sanıyorum altyazıyla da arkadaşlarımız durumu izleyicilerimize verecekler. Evet, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Ama erken bitmedi mi bu Bakanlar Kurulu? Binali Yıldırım başkanlık etti. İlginçtir. Genel başkan Erdoğan bu arada Türkiye'de. Hı. Değil mi? Döndü. Tabii ama MYK'ya başkanlık etti. Bakanlar Kurulu'na gitmedi. Bakanlar Kurulu'na gitmedi. Onu Binali Yıldırım'a bıraktı. Yani partiyi kendisi MYK'ya katılıyor, partinin MYK'sına, ama hükümet işi olunca da Binali'ye mi, Sayın Başbakan'a mı yönlendirdi? Grup başkanı. AKP Grup Başkanı. Peki. Binali Yıldırım'ın resmi. Binali Yıldırım yaptı. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden, evet, başbakan idi. Bekir Bozdağ da açıklama yaptı. Açıklamalar devam ediyor ama kısa sürmüş. Genelde saat 7 gibi falan açıklama yapar Bekir Bozdağ ya da 18 gibi yapar. 18-19 arası yapar. Bakanlar Kurulu toplantısı o zamana denk düşüyor genellikle ama bu sefer erken yapmış. Ne yapalım peki? Biz de erken verdik izleyicilerimize bu sıcak bilgiyi. Esad'da kaldık. Esad tamam konuştu da ama Esad mı konuştu, Rusya mı konuştu? Bir de oradan bakmak lazım. Ha tabii, yani ortaya çok boyutlu koyarsa Rusya'da konuşulmuyor vallahi kendisi. Rusya'da konuşulmuş olabilir tabii. Yani oradaki Rusya ve İran etkisi göz ardı edilemez. Hele hele son süreçte İran'ın etkisi. Ha, İran açık işgalci sahada diyor Türkiye. Evet, sahada. Yani açık bir şekilde işgalci diyor. Hem Cumhurbaşkanı söylüyor bunu, işte hem Başbakanı söylüyor, Bakanı söylüyor. Bugün askeri danışmanı vardı Rafsanjani, o söyledi. İşgalci diyor Türkiye. Yani bu kadar net ifade ediyor. Evet, net. Onun için Esad'a İran daha çok baskı yapıyor olabilir bu tür açıklamalar için. Tabii şimdi Rusya aldı alacağını, Amerika aldı alacağını en azından şu tabloda. Şimdi İran'ın ne alacağı meçhul, öyle bir İran durum var. İran devleti teslim aldı, daha ne alsın? Yani öyle mi bütün diyorsun? Altyapı yatırımları, ihaleler bundan sonraki süreçte Suriye'nin imarı İran'a teslim edilmiş. Ama Çin de oradan ben de talibim dedi. E canım ne olur, ikisi beraber yaparlar. Hı. İran'la Çin arasındaki muhabbet eskiden beri vardır zaten. Ama peki sadece ekonomik boyutu, işte bu işin yeniden yapılması, işte kanalizasyondu, yoldu, binaydı falan İran'ı keser mi? Bunun bir siyasi kazanımı İran açısından ne olmalı mesela? Suriye ile beraber İsrail'e dayandı. Hizbullah'ı da en uçta düşünürsem, İsrail çok tedirgin, İran da çok mutlu. Arada Suriye vardı, Suriye'yi de ortadan kaldırdılar işte. Kafa kafaya geldiler şimdi İran'la İsrail. İsrail Golan Tepeleri falan Gazze Mazze falan deyip 3 roket sallıyor ama yani bu durumdan da hiç memnun değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek stratejik ortağı olan İsrail'i Amerika'da yalnız bırakmayacaktır bu coğrafyada. Yani Suriye üzerinden hesaplar bitmedi daha. Belki de yeni başladı. Yani sonun başlangıcıdır. O sınırlar çizildi. O sınırların bana göre artık hazmedilmesi ve yerleştirilmesi gibi bir süreç var. Yani tamam işte bazı nizalar çıkabilir bu süreçte. Daha önce konuşulan, mutabık kalınan noktalarda bazı sıkıntılar yaşanabilir ama genel hatlarıyla ben herkesin aldığını düşünüyorum. O çok güzel o zaman. Hayırlı uğurlu olsun PKK sınırı 600 kilometrelik.
Yani doğu işte Fırat'ın doğusu. Sesini evet işte onu diyorum yani. Fırat'ın doğusu. Fırat'ın batısına geçmeyin diyen Sayın Cumhurbaşkanı. Ya Fırat'ın doğusunu al ne yaparsan yap gibi bir anlam çıkıyor ortada. Tersten okursan böyle. Evet, diplomasi yani. De böyle de okur yani. Ha, tersten okumaya da gerek yok. Fırat'ın batısına geçme demek, Fırat'ın doğusunda kal demek. Ya tersten falan okumuyoruz ve bildiğimiz dümdüz okuyoruz olayı. Dolayısıyla herkes aldı alacağını da Türkiye bu işten biraz çırak çıkıyor galiba. İşte Elbap, Afrin. Yani amiyane bir deyim oldu ama. Filan. Ya durumda daha net anlatabilmek için başka ne kullanılır işte bilmiyorum. İşte o sınırın Cumhurbaşkanı dediği gibi olursa eğer, yani olma ihtimali çok düşük olmakla birlikte, Irak sınırına kadar terörden arındırmaksa eğer bizim sınırlarımızı, hakikaten Irak sınırına kadar terörden arındırılması gerekiyor. Şimdi bu başka bir o Fırat'ın doğusu da dahil yapılıyor. İşte Irak'a gitti Genelkurmay Başkanı. Bilmiyorum ne görüştüler. Yani hiç açıklama falan yapılmadı. Orada bayağı üst düzey ziyaretlerde bulundu Genelkurmay Başkanı. Şey gibi, sarayın askeri danışmanı gibi. Yani acaba 2019'da hani öyle laflarda var ya Genelkurmay Başkanı başkan yardımcılarından biri olacak diye. Artık MİT müsteşarı mı olur? Genelkurmay Başkanı mı olur? Devlet Bahçeli elde var bir başkan yardımcısı olarak. Hani garanti görüyorlar ya, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda tamam seçildi. Her şey ona göre kurgulanıyor. AKP tarafından da Türkiye'yi de öyle kurgulamaya çalışıyorlar. Ama Büyük Birlik Partisi ben de bu ittifakta varım dedi. AKP'den önce MHP zıpladı. Senin ne işin var burada diye. 3 milletvekili verirler işte. Hayır verirler de MHP çok da sıcak bakmıyor o işe. Yani. Bakmaz. Onlar aslında siyaseten birbirlerine yakın gibi dursalar da pek birbirlerinden hoşlanmazlar. Şey derler, MHP ülkücü kesimidir, milliyetçi kesimidir. İşte onun da yeşili kırmızısı oluyor ya. Yeşili Büyük Birlik, kırmızısı MHP derler. Yani böyle tanımlamalı bilmiyorum da hani biraz daha İslami motifle fazla yoğun olan tarafı Büyük Birlik Partisi. İşte Türk İslam Sentezi dedikleri olayı Büyük Birlik Partisi ile bütünleştiriyorlar. Böyle bir siyasi anlayış var ya da böyle bir ideoloji var. Yani var derken bu benim şeyim değil, sözüm değil. Yani böyle bir siyasi anlayış var ortada. Artık kim kimdir, ne değildir, her şey birbirine karışmış durumda gerçi. Yani öyle bir geçişkenlik oldu ki o alt taraflarda inanılmaz bir sürat de var yani. Hani bugün burada gördüğünü yarın bu tarafta görüyorsun. Başımız döndü artık kimlerde diye. Saadet Partisi ilkeler bazlı. Bir defa ağzından aldım. Saadet Partisi'ne bakacak, bakalım diyecektim. İttifaklara karşıyım diyor. İlke bazlı bir değerlendirme, bir anlayış birliği olursa varım diyor. Ve Cumhurbaşkanı adayımız olacak diyor bizim parti olarak. Meral Akşener de varım diyor. Yani birinci turda ben önde olurum, ikinci turda kalırım, Cumhurbaşkanı da olurum diyor. Partisi de onu gösterecek. Yani bütün partiler adaylarını açıklıyorlar. Genel başkanları aday bütün partiler. Evet. DSP dahil. Aday DSP. Aday tabii canım, ben adayım diyor. Hani ittifaka sonra bakacak. CHP'yi bekliyoruz. CHP aday gösterme konusunda biraz daha hassas davranıyor. Evet. Bu süreci biraz daha hassas geçirmek gibi bir siyasi yol izliyor. Biz de bekliyoruz tabii ki. İşte yani Tüzük Kurultayı var biliyorsun. Evet. Bu hafta Cuma, Cumartesi günü iki gün çalışmalarını yapacak. Basına kapalı. Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Yeni Mahalle'de. Orada bir salonda toplanacaklar. Delegeler gelecek ama onun öncesinde il başkanlarını topladı. Bir araya geldiler. Görüş alışverişinde bulundular. Evet, bu arada Demokrat Parti de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, açıklama yapılıyor. Bir kulak vereyim şimdi. Buyurun. Değerli basın mensupları, Cumhuriyeti kuran partiyle Türkiye'yi çok partili hayata geçiren, bir anlamda modern demokrasiyle tanışmasına sebep olan iki partinin bir araya geldiği bir günü yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli Genel Başkan Yardımcısı ve heyetine huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Nezaketlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.
Malum olduğu üzere 2019 senesinde 3 seçimle Türkiye karşı karşıya kalacak. Bugünlerde, içinde bulunduğumuz günlerde İktidar Partisi'nin parlamentoda bulunan seçimlerle ilgili ittifakı düzenleyen, seçim kanunlarını düzenleyen bir yasa teklifi var. Mevcut yasal düzenlemelerle malum olduğu üzere 2014 yerel seçimlerinde ve referandumda, 2016 senesindeki referandumda milletin vicdanını yaralayan, seçimlere, referanduma gölge düşüren, seçimlerin sonuçlarını sakatlayan bir takım gelişmeler oldu. Netice itibariyle bizim beklediğimiz daha demokratik usullerle hukuk içerisinde seçimlerin icra edilebilmesi, millet iradesinin tam ve kamil manada sandığa yansıyabilmesi, oyların gizli bir şekilde kullanılıp açık tasnif yapılabilmesi. Türkiye Cumhuriyet rejimine geçtikten sonra pek çok seçim yaptı. 30'a yakın seçim yaptı. Bunlar genel seçimler, yerel seçimler ve 6 zannederim referandumu gerçekleştirmiş oldu. 2014 senesine kadar, özellikle 46 senesinden sonra seçimlerin güzel bir havada, demokratik usuller içerisinde, münferit hadiseler hariç olmak üzere hepimizin içine siner bir şekilde yapıldığı konusunda en ufak bir kuşkumuz yoktur. Ancak az önce de bahsettiğim gibi 2014 yerel seçimleri, özellikle Ankara seçimleri, ki bunun mağduru da Cumhuriyet Halk Partisi'dir, ve 2016 referandumda hiçbirimizin içine sinmeyen bir takım gelişmeler oldu. Biz beklerdik ki bu sıkıntıları gören hükümetiyle, muhalefetiyle, parlamentoda temsil edilen partiler, Yüce Türk Parlamentosu, bu eksiklikleri gidersin. Ancak görüyoruz ki getirilen yasa teklifi demokratik olmak gibi bir kaygısı yok. Getirilen yasa teklifi mevcut iktidarının devam edebilmesi için hukuka aykırı bir şekilde, demokrasiye aykırı bir şekilde onun önünü açmak için getirilmiş bir teklif. Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki kaygılarını Sayın Genel Başkan Yardımcısının beraberindeki heyetle birlikte bizlere iletti. Bunlar üzerinde beraber görüş alışverişinde bulunduk. Bu teklife mukabil kendilerinin de parlamentoya getirmek için hazırladıkları ve bize de sundukları bir teklif var. Bizden de bu konuda katkılarımızı istediler, görüşlerimizi, düşüncelerimizi istediler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, siyasi partileri seçim güvenliği gündeminde ziyaretlerimizin bugün sonuncu ziyaretini Demokrat Parti'ye gerçekleştirdik. Demokrat Parti Türkiye siyasi tarihinde çok önemli yeri olan bir siyasi partidir. Türkiye'nin demokrasi tarihinde çok önemli yeri ve birikimi olan bir siyasi partidir. Öncelikle Demokrat Parti Sayın Genel Başkanı'na ve bizleri karşılayan heyetine bu nazik kabul ve karşılama nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendilerine Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirdik ve biraz önce ifade edildiği üzere hem bizim çalışmalarımızı, neler önerdiğimizi paylaşan bir çalışmayı, grubumuzun çalışmasını sunduk. Hem de görüş alışverişinde bulunduk. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kutuplaşma siyasetinin hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemde kutuplaşmadan yana olmayanların huzuru, adaleti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal barışı tesis etme çabasında olanların yeni bir siyaset dili, yeni bir siyaset üslubu, yeni bir siyaset anlayışı
inşa etmek gibi bir görevleri var. Ne yazık ki siyaset kültürünün tahrip edildiği ve demokratik yollarla siyaset yapma sürecinin yok edildiği bir noktadayız. Çoğulcu siyaset hızla yok ediliyor. Ve bu çerçevede bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan, Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ittifak teklifi adı altındaki yasa teklifi aslında siyaseti kimliksizleştirme ve tek adam rejimini takip etme teklifidir. Kendileri için bütün imkanları, haksız milletvekili edinme imkanlarını sağlamak üzere kurgulanmış bu proje, kendi dışındaki az oy alan siyasi partilere %10 barajını bir duvar gibi tahkim ederek siyasette var olma hakkını yok etmeye dönük bir hazırlığın ta kendisidir. Az oy alan siyasi partilerin kendi kimlikleri, kendi ideolojileri, kendi söylemleri, kendi dilleriyle siyaset yapma imkanını yok edip hızla hem yürütme hem yasama alanında iki partililiği zorlayan bir sistem dayatma peşindeler. Bu nedenle başından itibaren söylediğimiz barajın sıfıra indirilmesi, hazineden pay alma noktasında hazine kaynaklarının, bütçe kaynaklarının siyasi partilere, seçime giren siyasi partilere adil dağıtılabilmesine dönük kanun tekliflerimizi, siyasi etik yasası çıkarılmasına ilişkin kanun tekliflerimizi, grup başkan vekilimiz, grubumuzun o noktadaki hazırlıklarını Demokrat Parti yetkilileriyle paylaştı. Güvenli siyaseti, güvenli seçimi tesis etmek bir zorunluluktur. Bu çerçevede tartışılan teklif sadece bir ittifak teklifi değil, seçim güvenliğini yok etme teklifidir. Fiilen yok edilen seçim güvenliğini yasal olarak da yok etmenin hazırlığı içerisinde bir anlayış var ve bu anlayış iyi niyetli bir anlayış değil. Bundan sonrasına ilişkin uyum yasaları sürecinde de aynı anlayışın devam edebileceği endişesi kuvvetle ortada durmaktadır. Bu nedenle siyasi partilerin seçim güvenliğini sağlama konusunda bir büyük ortak buluşmaya ihtiyaçları vardır. Güvenli seçim çoğulcu siyasetin de güvencesidir. Güvenli seçim milli iradenin de güvencesidir. Güvenli seçim siyasi partilerin var olma hakkının da güvencesidir. Seçim güvenliğinin yok edilmesi bütün bu hakların ortadan kaldırılma teşebbüsüdür, girişimidir. Sadece siyasi partilerle değil, sivil toplum örgütleriyle de birlikte Türkiye'nin önümüzdeki dönem en önemli sorunlarından birisi seçim güvenliği sorunudur. Ve bu noktada güvenli seçim hareketinin başlaması bir zaruret halini almıştır. Son olarak bu konuda şunu vurgulamakta yarar görüyoruz. Bu noktada bir mutabakatın oluşmuş olmasından da mutluyuz. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletin oyunu korumak, seçim güvenliğini sağlamak ve sandıkları koruma konusunda en geniş ve güçlü buluşmayı gerçekleştirecek ve seçim hilelerine her şeye rağmen fırsat vermeyeceğiz. Bu kararlılık içerisinde hareket edeceğiz. Bu kararlılık içerisinde çalışmalarımız, dayanışmamız ve birlikteliğimiz devam edecektir. Bundan sonra da seçim güvenliğini Türkiye'nin önemli gündem konusu olarak ayakta tutacağız ve birlikte mücadele ederek başaracağız. Milli iradenin hakim olmasına inanıyorsak bunun tek bir yolu var. Öncelikli yolu güvenli seçimi sağlamaktır. Ben bu duygularla tekrar bizi bu nazik karşılamaları nedeniyle Demokrat Parti Sayın Heyetine çok teşekkür ediyorum.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'nin görüşmeleri de sona erdi. Açıklamalar da her iki partide böyle geldi değerli izleyenler. Yarın kimle kim görüşüyordu? İşte yani CHP gidiyor da. Sabah 10'da Saadet Partisi, ondan sonra 11'de tekrar verelim. 10 Saadet, HDP, 11 HDP, 15'te Vatan Partisi. 15'te Vatan Partisi. Evet, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim güvenliğiyle ilişkin başlattığı bu görüşme trafiği sabah saat 10'da Saadet, saat 11'de HDP ve 15'te de Vatan Partisi ile devam edecek. Bir sonraki günde AKP ve MHP. Yani o açıklanmadı ama bir henüz açıklanmadı. Bir ihtimal böyle bir görüşmede olabilecek bir sonraki gün değerli izleyenler. Biz nerede kalmıştık bu arada? Tam da seçimi konuşuyorduk aslında. Vallahi Esat mesat filan gittik. Yok, işte Esat'ı geçmiştik. Afrin'de bu arada sonra Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını konuştuk. Evet. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yeni bir rakam verdi. 2795 YPG, PKK, IŞİD işte bilmem ne filan falan sayıyorlar ya o şey, evet, terör listesi. Etkisiz hale getirenlerin sayısı 2795, 3000'e doğru gidiyor. Yani orada 6000 civarında YPG'li PKK'lı terörist var deniyordu. Eğer bu rakam doğruysa yarısı orada etkisiz hale getirilmiş. Bu YPG çapında bir terör örgütü için büyük kayıp. Yani 3000, tabii 3000 silahlı güçten bahsediyorsunuz. Tabii, ha, bir de yani denetim altına alındı yarı alan Afrin'deki diye bir açıklaması var. Bu da önemli tabii Bekir Bozdağ. Şimdi RACO ele geçirildi ama temizleme işlemleri devam ediyor. Yani EYP, bomba vesaire onlar devam ediyor. Şimdi Cinderes. Şimdiki hedef Cinderes. Cinderes'in de dediğimiz gibi zaten biraz önce ifade ettiğin gibi bağlantı, yani lojistik destek kapatılmış. Afrin'e giden yollar kapatıldı. Afrin'e giden, evet, lojistik desteği de sağlayan yollar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatılmış durumda. Yani Cinderes'te terörist grup sıkıştırılmış bir vaziyet arz ediyor. En azından şu andaki görünüm bu. Yani Cinderes'inden sonraki, evet, hedef Afrin artık zaten. Kalan hedef Afrin. Evet, Afrin merkez. Afrin merkez. Afrin şehir, ha, girilir girilmez ama en azından Afrin'e gidecek olan yolların tümü temizlenmiş oluyor. Herhangi bir engel kalmamış oluyor. Evet. Ama tabii öbür tarafta Memiş tarafına doğru olan kısım, hani Hilal var ya, Hilal'i kapatmadık. Hilal'i kapatmadık. Ha, belli bir yer açık. Güneyde açık. Oradan da hani gitmek isteyen buyursun gitsin. Evet, orası da tahliye vanası gibi kullanılabilecek bir yer. Esat bölgesine doğru açılıyor orası. Evet. Bu barajlarda tahliye vanaları vardır ya, onun gibi bir... Ha, bu arada baraj deyince orada Afrin'in suyunu sağlayan bir baraj var, küçük bir baraj. Onun da karşı yakasına gelinmiş vaziyette. Orası çok önemli doğal olarak. Yani stratejik önemi var. Evet. O barajın da kıyısına geldi TSK. Peki. Şimdi bir de Amerika Büyükelçiliği'nin durumunu bir konuşalım. Gerçi çok fazla konuşulacak bir şey yok ama ABD'nin bir uyarısıyla başladı. İnternet, evet, Amerikan istihbarat kaynaklarının duyurusu. Nasıl gelişti olay? Buradaki istihbarat birimleriyle bağlantıya giriyorlar. İşte sonra Ankara Valiliğine bildiriliyor. Güvenlik tedbirleri alındı. Büyükelçilik bugün çalışmalarına ara verdi. Yani rutin faaliyetlerine de ara verdi. Ankara için yapılan bir ihbar. IŞİD işte saldırısı tehlikesi vardı. Onunla ilgili 40 gözaltı kararı alındı. Ben stüdyoya gelene kadar 21'e yakın gözaltı vardı. En son Samsun'da 4 IŞİD üyesi, evet, eylem hazırlığındayken yakalandı. Onlar da niye Samsun'dalar onu da bilemedim. Yani ben Samsun'da yakalanan IŞİD Ankara'daki büyükelçilik faaliyetlerini durduruyor filan. Bilmiyorum yani böyle bu tip durumlar için herhalde sağda solda tedbiren yapılar tedbiren herhalde tutuluyor. Bir bölümde zaten alınıyor bu IŞİD'lerin, daha sonradan serbest bırakıp gönderiyorlar. Yani içeride kaç IŞİD teröristi var diye sorsak Adalet Bakanlığı kaç cevap verir bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi, bir milletvekilinin aklına gelip sormuştur herhalde, evet, ya da bizim yani gözümüzden kaçtı. Sormadılarsa da sorsunlar. Yani hakikaten öyle, yani son süreçte cezaevlerinde IŞİD terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla kaç kişi gözaltına alındı, gözaltı işlemi uygulanabilir, gözaltı işlemi alındı, gözaltı işlemi alındıktan sonra kaç kişi hakkında tutuklama kararı verildi, kaç kişi serbest bırakıldı, bir soru daha, tutuklama kararı gerçekleştikten ya da tutuklandıktan sonra kaç terörist bir süre sonra
itiraz üzerine ya da ilk mahkemede kaçma şüphesinin olmadığı gerekçesine dayanarak kaç kişi tahliye edildi? Bütün bu sorular hani Adalet Bakanlığı'na sorulabilir. Evet, Adalet Bakanlığı'dan mı cevaplar, Milli Savunma Bakanlığı mı cevaplar, Genelkurmay mı cevaplar? Yani ne bileyim, başbakana sorsun o zaman, ilgili bakanlığa göndersin. IŞİD'in elindeki asker sayısında bir söyleyiversinler. Ne oldu akıbetleri? Ha. Evet. O konuda da bir kamuoyuna bilgi verirlerse çok memnun olacağız. Sadece asker değil, polisimiz de var. Asker, polis, güvenlik kuvveti. Yani sadece IŞİD'in de değil, IŞİD'in de değil, PKK'nın elinde de var. Çok geriye gitmeyelim. Bir söyleseler de biz de çok bilsek. Çok geriye gitmeyelim. İki şehidimiz hala bildiğim kadarıyla PKK'nın elinde. Afrin'den mi söz ediyorsun? Evet, Afrin'de son. Yani bir tepe cenazesini alamadık. 11 daha sonra yaralı askerlerden birisi daha şehit olmuştu. 12 şehidin olduğu gün ve gece, ikisi de pilottu zaten bunların. Gece 2 şehidimiz var. Ama PKK'nın elinde. Henüz alamadık galiba bildiğim kadarıyla. Evet, aldıysak da açıklasınlar. Evet, aldıysak da açıklasınlar. Alamıyorsak da alalım. Evet. Şimdi bir şey yapalım, alalım. Gelelim şekere. Şekere gelelim. Vallahi Cumhurbaşkanı'nın o bir haftalık uzun Afrika seyahatinden dönmesi bekleniyordu, hı hı, bildiğim kadarıyla. Bugün MYK toplantısına da başkanlık etti Cumhurbaşkanı. Bu toplantıda bir karar alındı mı bilmiyorum ama galiba şeker fabrikalarının satılarak özelleştirilmesinden vazgeçecekler. Yiğidim Bulut'um var ya, o TRT'de bir programda böyle efece açıklamalar yaptı. Bir esmiş gürlemiş. Diyemezler, evet, edemezler diye. Biz diyoruz, ediyoruz Yiğit Efendi. Siz senden daha yiğitiz. Bunu bil de. Sarayda da oturmuyoruz ayrıca biz. De ki senin oturduğun yerle karşılaştırıldığında bizimki gecekondu ama hazine arazisinde değil. Kendi tapulu malımızın üzerinde kurmuşuz arazimize gecekondumuzu. Bunu fikri temelli al lütfen. Nişasta bazlı şekere karşı ben çıkıyorum. İşte diğerleri çıkamazlar. Korkarlar falan demişin. Biz baştan beri GDO, nişasta bazlı şeker, adını vere vere Kargil diyemedin sen Kargil'i de. Hadi biz diyelim onu da. Sen tüketicileri göreve çağırdın. Ey tüketiciler, almayın nişasta bazlı şekerle üretilen ürünleri diye söyledin ve adres olarak da sarayı gösterdin. Demokratik bir ülkede parlamentoyu göstermen gerekiyordu ama olsun, yine bir işaretin var. Sana destek veriyoruz. Onun için senin konuşmanı sesli sesli verdik Halk TV ekranlarından. İnşallah vazgeçmezsin. Yani bu çerçevede aldığımız sinyaller saraydan dönecek gibi. Çünkü bir oy bir oydur. Çok tepki aldılar. Tahmin etmiyorlardı. Şimdi olay gerçekten Yiğit Bulut'un konuşmasını dinledim. Evet, biz de verdik kuşaklarda. Yani bildiğin dalga geçiyor. Yani bizde değil, kendi seçmeniyle. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı asla izin vermez. Satılmasına asla izin vermez. Şimdi bu ülkede bir realite var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan şeker fabrikalarının özelleştirme kararı yayınlanmaz. Doğru mu? Elbette canım. Demek ki haberi var. Resmi gazetede, evet, yayınlandı. Resmi gazetede yayınlandı. Bakan açıklama yaptı. Dedi ki 5 yıldan daha fazla bu fabrikalar ayakta kalır dedi. Onun hesabını bile yapmışlar. İhale şartnamesine 5 yıl şeker fabrikası olarak hizmet verecek diye madde koymuş. Ona sonrasını koymamış. 5 yıl sonra AVM dikecek yani. Tabii ki. 5 yıldan önce de dikebilir. Kimse yani yan bahçeye çıkar, ondan sonra yavaş yavaş büyütür. Ne olacak? Yani çok da önemli değil o. Netice itibariyle ya tepki görüldü ya değil, başka bir nedeni yok. Ondan sonra buradan nasıl U dönüş yapabiliriz diye saraya yakın bir ismin konuşması gerekiyordu. Bak, hükümetten bir yetkili değil. İşte onu diyorum saraydan ya. Saraydan bir yetkili. Hayır, sarayın yetkilisi de, evet, zaten sarayı yetkili, işaret ediyor. Doğal konuşuyor. Parlamentoyu değil, evet, yani. Yani İlgili Sayın Cumhurbaşkanı demiyor. Yani Sayın Hükümet diyor, demiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Netice itibariyle bildiğin kendilerine oy veren insanların hakikaten bu kadar aklıyla alay eden bir başka yapı düşünemiyorum ben. Bir de kendi içinde çelişkiler var İsmail. Şimdi diyor ki
%15 kota, nişasta bazlı şekerden üretilen ürün kotası %15. Yani bunu da Kargil üretiyor, Bursa'daki. Tamam. Bu fabrikayı hizmete açan Ali Bey, AKP'nin bakanıydı yani. Onu da hatırlatalım da. Ayrıca o kotayı %15'e yükselten de AKP. Şimdi diyor ki Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı diyor kotayı yükseltmez. Anladım da buraya getiren kim? %15'e kadar işte bak, kotayı. Bütün bunlar bize değil, bize değil. Hayır, bize yanında söylemiyor. Yanında bir de moderatör var, o da sormuyor tabii, soramaz da. Ya geç onu. Geç onu dedim yani, küçümsediğim için değil. Arkadaşın mesleğini tanımıyorum. Mesleğini küçümsediğim için değil. Orada o soruyu soramayacak yani bulunduğu konu itibariyle. Soracak olsa orada olmaz zaten. Ya da o anlamda söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşın da hani kalbini kırmak istemem nihayetinde. İşini yapmaya çalışıyor. Her neyse, o iş ayrı. Ama TRT'de ne işi var ya? Yine yandaş candaş bir gazetede köşe yazıyor o arkadaş. Ne işi var TRT'de? Kaç para alıyorlar bir söylesinler. Yiğit Bulut TRT'de çıktığı o programın karşılığın kaç para alıyor? Ben Yiğit Bulut'tan bahsetmiyorum ya. O arkadaş kaç para alıyor? Bilmiyorum kaç para aldığını. Açıklasınlar, bilirim diyorum ben de. Ben TRT'yi biliyorum. Tabii sen eski bir TRT'ci olarak damarına dokundu. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı onların kaç para aldığını da biliyor. Kaç lira alıyorlardır? Ben sana söyleyeyim. Söyle. Bir normal sınavla girmiş eski TRT'cinin bir yıllık maaşının yarısı kadar filan tek program başına maaş alıyor. Rakama dök. Bilemem ben rakamını. Nasıl? Söyledim, TRT'de açıklasın. Hayır, kaç lira yani? Ya da taraflar açıklasın, kaç para aldıklarını açıklasınlar program başına. O programı yapıyorlar. Fix o programda hep Yiğit Bulut var. Karşısında da o moderatör olarak. Peki bir daha söyle şu formülü, daha net anlaşılsın. Formülü. Yani bir TRT personelinin 6 aylık maaşını bir programda alıyordur onlar. Ha, 6 aylık maaşını bir programda alıyorlar. Benim tahminim. Ayda 4 program yapıyorlar. İşte haftada bir program yapıyorlar. Değil mi? Ayda 4 program yapıyorlar. Peki. Bazen 5, bazen 4. Duruma göre değişiyor. Güzel iş yani. Netice itibariyle tekrar aynı şeyi söylüyorum. AKP seçmeniyle çok kötü dalga geçiyorlar. Kendi seçmenleriyle. Varlıklarının nedenleri olan o insanlarla vallaha da billaha da dalga geçiyorlar. Diyor ki, yemin ediyorum dalga geçiyorlar. 5 milyarlık diyor otoyol vardı diyor. Nasıl iptal etti? Onu o hale getiren de yine AKP'ydi. Yani önce yapıyorlar, sonra Cumhurbaşkanı'nı bir şekilde kahraman yapıyorlar. Tabii. Şimdi diyecek ki bir suçlu bulacaklar illa. Tarım Bakanı mı olur o, bilmiyorum. Ya birisi bulunur muhtemelen. Yani çok da önemli değil. Kim yaptı bunu diyecek. Hı. 14 tane şeker fabrikası, o kadar insan, bu kadar çiftçi etkileniyor bundan. Kaldırdım aldırdım filan diye bir mitingde söyleyiverecek Cumhurbaşkanı. Herkes de alkışlayacak onu. Tabii alkışlayacak. İşin tuhaf tarafı da orada. Tam sosyolojik boyutuna geliyoruz orada işin. O işi hala kimse çözemedi. Yani Türkiye'deki bu vaziyeti kimse çözemedi. Çünkü dün beyaz dediğine alkışlayanlar bugün kara dediğine alkışlıyorlar. Alkışlayanlar aynı. Lafları değiştik söyleyen kişi aynı. Ama bunun nedenine ilişkin hiç kimse doğru bir sosyolojik tahminde bulunamıyor. Ya da tespitte bulunamıyor diyeyim. Tahminler var da tespitte bulunamıyor. Bir profesör var, Aydın Hankay. Benim de hocamdır fakülteden. Kendisini sevgiyle saygıyla selamlıyorum buradan. İki bizden kitap yazmış. O iki kitabı bana yolladı. Okuyorum. Bilgileniyorum. Kendisi de daha iyi anlatır elbette. Bir yayında yani bir liderin psikolojik, sosyolojik portresi şeklinde de değerlendirilebilir. Birinin değerlendirmesi lazım bunu. Hem tamam. Toplumsal anlamda hem kişinin psikolojisi anlamında. Peki. Söyleyeceğim bir şey yoksa biz bitti müsaade mi? İsteyelim. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı, yüksek çıktı. Ya nasıl yalan söyler, geç. Ama son 3 yılın en yükseği. Peki söyle o zaman. Yani çıktı işte, o kadar. Kaç? Haber vereyim. Bari söyle, oranını söyle. Yok, o zaman. 0 virgül bir şeydi, şimdi hatırlamıyorum. 0,73 müydü? Neydi? Yok, notlarımı da almamışım. Onun dışında ne var? MESAM var. MESAM'da Arif Sağ'la Orhan Gencebay arasında bir çatışma vardı ya. Vaktimiz var mı? Bunu hemen anlatmam hemen lazım. Hemen var. Arif Sağ'la Orhan Gencebay bir kapıştılar. Kârlı Orhan Gencebay istifa etti. Kültür Bakanlığı yeni yönetim kurulu atadı oraya. Kayyum. Ya kayyum da diyebilirsin. Yeni yönetim kurulu. Hanım, hepsi yandaş isim mi olur? Bari bir tane muhalif isim araya atsaydın. Yani MESAM'ı yandaşlaştırdılar. Bir de işin bu boyutu var.
Bunu biraz daha geniş işleyecek. MESAM yandaşlaştı. Lale, peki MESAM yandaşlaştı da MESAM'da yandaşlaşmanın zemini nasıl hazırlandı? Bir de ona bakmak lazım. Ha, oraya gelene kadar neler yapıldı diyorsun. Neler yaşandı. İşte 2014'te de bir kayyım atanmış oldu. Neler yaşandı. Yani. Peki. Oscar'lar var. Oscar'lar verildi. Film Oscar'ları. Hayırlı olsun. En iyi film The Shape of Water. Yani ne anlam ifade eder ben bilmiyorum. Söyleyeyim geçeyim dedim. Peki, tamam. Hayır, yani Oscar'lar ne anlam ifade eder? Tamam, İngilizcesini... Tercümesini veriyor hemen. Tercümesini biliyoruz, tamam. Duyun sesi de. Yani peki. En iyi kadın, en iyi erkek, en iyi yardımcı kadın, erkek. Hayırlı olsun. Evet, Oscar heykelciklerini aldılar. Hayırlı olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biz de Didim de aldık. En çok izlenen haber kanalı ödülünü. Ha. Didim de. Bizim de Oscar'ımız var yani. Anladım. Evet, buradan Didim'lere de teşekkür ediyoruz. Biz seyircilerimizin gönlünün Oscar'ını almışız. Ne yapacağız Oscar heykelci yine? Peki, bak, final abi. Cümlesi olarak yakışıklı oldu. Bunun üstüne laf söyleyeyim ben. Değerli izleyenler, yarın saat 16'da buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Teşekkürler efendim.